Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Peygamberimizin hayatını anlatmak üzere buradayız. Siyer programımızla bu güzel kanalımız FM TV'deyiz inşallah. Buradan bütün kardeşlerime saygılar, selamlar sunuyorum. Büyüklerimize de, tabii biz böyle kardeşlerimiz diyoruz ama büyüklerimize de, izleyenlerimize de hepsine hayırlı günler, bereketli günler diliyoruz inşallah. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Başta Efendi Hazretlerimiz, Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz olmak üzere, kendisi biliyorsunuz yoğun bakımda, kendisine dualarınızı özellikle istirham ediyoruz. Allah'ım kendisine acilen şifalar ikram eylesin, ihsan eylesin. Bedenine güç kuvvet, kalbine, böbreğine, ciğerine nasip eylesin. Allah onu dünyada ahirette başımızdan eksik etmesin inşallah. Ona çok dua etmeliyiz. Şu yaşadığımız kirli dönemde tek temiz kalan, temizliğe yön veren, tertemiz dinimizi, pak dinimizi hiç başına sonuna dokunmadan, tahrif etmeden, farzlarına özel bir hassasiyet, sünnetlerine özel bir hassasiyet, müstehap ve mübahlarına özel bir hassasiyet, edep ve ahlakına özel bir hassasiyet göstererek dinimizin hiçbir memnun kaldığı hiçbir ameli ayırt etmeksizin hepsini temiz ve pak olarak devam ettirten sevgili Efendi Hazretlerimize Allah şifalar ikram eylesin. Dini insanlar bozdu. Allah bozmadı ki. İslam bozmadı ki dini. İnsanlar bozdu. Şundan dolayı bozdular. Buna gerek yok. Şuna gerek yok. Bu sünnetmiş. Hafif göstererek yani. Hafif göstere göstere dinimizi paramparça ettiler. Efendi Hazretlerimiz sünneti seniyeye son derece önem gösterdi. Farzlara son derece önem gösterdi. Müstahaplara, edeplere son derece önem gösterdi. Dinle alakalı her şey başının tacıydı onun ve bugüne kadar elhamdülillah bu hassasiyette nice talebeler, hocalar, manevi evlatlar yetiştirdi. Allah'ım kendisine acil şifalar ikram eylesin. Sevgili çocuklar, bugün Peygamber Efendimizin maalesef yine üzücü bir hadise ama annesinin vefatını anlatacağız sizlere. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa, anlatmak istedikleriniz varsa İnşallah buraya yazarsınız. Evet. Şimdi sevgili çocuklar, Peygamberimiz 6 yaşında biliyorsunuz annesiyle beraber Medine'ye gitti. Çünkü babası nerede yatıyor? Peygamber Efendimizin Medine'de yatıyor. Babasının ismi Abdullah. Doğmadan önce Peygamberimizin doğmasına 2 ay kala babası vefat etti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz işte süt annesinin yanına gitti. Şimdi annesiyle beraber Medine'ye gittiler. Babasının kabrini ziyaret ettiler. Annesiyle beraber bir de yanında dadıları Ümmü Eymen var. Onunla beraber geri dönecekler Mekke'ye. Şimdi Hazreti Amine annemiz düşünün kocasını kaybetmiş ve 6 yıl sonra kabrini ziyaret edebiliyor. Orada dayıları, dayı oğulları var. Onları da ziyaret ediyor. Geri dönecek. Ama içinde bir üzüntü var. Zaten Mekke'den ayrılırken bile sevgili çocuklar, sevgili izleyiciler, Mekke'den ayrılırken bile biliyorsunuz Mekke'ye elveda demişti. Sanki bir daha geri gelmeyecekmiş gibi. Öleceğini anlamıştı sanki Hazreti Amine annemiz. Gitti, geri dönüşü olmadı. Bir daha evine geri dönemedi. Mekke'ye dönmeye karar verdi. Medine'de işler tamamlandı, ziyaretler yapıldı. Kocasının kabrini de ziyaret etti. Sonra Mekke'ye geri dönmeye karar verdi. Çöllerde 3 yolcu var. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine, Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. O sıcak çöllerde 3 kişi yürüyüş yapıyorlar. Hazreti Amine evladı var orada tabi. Hepsinin mana aleminde bir başkalık var. Bir üzüntü var. Yani sevinç yok. İnsan evine dönerken sevinir değil mi? Ama hiçbirisi sevinemiyor.
belli ki bir üzüntüyle karşı karşıya kalacaklar sevgili seyirciler. Hiç kimsenin neşesi yok. Ayrılık rüzgarları esiyor böyle. Hazreti Amine geri dönüyor ama kocasını zaten kaybetmişti. Kabrini ziyaret ettikten sonra hep ağlamaya başladı. Duruyor, duruyor, ağlıyor. Duruyor, duruyor, ağlıyordu sevgili çocuklar. Kolay mı? Evladıyla baş başa, kocası yok. Bir de Peygamber Efendimizin nesli ve nesebi çok temiz. Yani böyle gerçekten onlar iyi insanlar. İyi insanlar, seçilmiş insanlar. O yüzden onlarda ne var? Böyle üzülür insan yani. Onlarla yaşayamadığı için üzülür. Ağlıyordu, devamlı ağlıyordu Peygamberimizin annesi. Devamlı ağlıyordu sevgili çocuklar. Peygamberimiz de onu görünce ağlıyordu böyle. Yolu yarıladılar. Hazreti Amine bir anda rahatsızlandı, halsizleşti, takatsizleşti sevgili çocuklar. Şiddetli bir ağrı, yürüyemeyecek, konuşamayacak bir ağrı kendisinde meydana geldi. Sadece inliyordu böyle ah diye. Peygamber Efendimizin annesi, düşünsene Peygamber Efendimiz nasıl üzülmesin, nasıl ağlamasın? Anneniz hasta olsa ağlamaz mısınız çocuklar? Anneniz hasta olsa üzülmez misiniz çocuklar? Anneniz hasta olsa mutlu mu olursunuz, ağlar mısınız? İşte Peygamberimiz de öyle ağlıyordu çocuklar ya. Ebva denilen bir köye geldiler sevgili çocuklar. Ebva denilen bir köy, orada zaten vefat etti. Bir ağacın altına bıraktılar. Üstünü de örttüler böyle. Amine annemiz hareketsizce yatıyor. Ümmü Eymen, yani Peygamber Efendimizin dadısı diyelim. Ona ağlıyor. Peygamberimiz anneciğim anneciğim diye ağlıyor. Herkese bir telaş var. Ambulans yok ki böyle, telefon yok, bir şey yok. Çöl, bu tarafın çöl, bu tarafın çöl, o tarafın çöl. Çölün ortasında bir yerdesin. Kimseler yok. Doktor yok, hastane yok. Ya. Son en netice Hazreti Amine yere yığıldı. Üstünü örttüler. Şiddeti içinde böyle ter döküyor Hazreti Amine, Peygamberimizin annesi. Sevgili Peygamberimiz de annemi kaybedeceğim diye, vefat edecek, öleceğini anladı ya. Annesiz kalacağım. Zaten ben babasızdım. Annesiz de mi kalacağım diye ağlamaya başladı Resulullah Efendimiz. Tabi Resulullah böyle ağlayınca yanındaki dadısı Ümmü Eymen ağlıyor. Annesi ağlıyor. Ağlama Muhammed'im diyor. Böyle teselli vermeye çalışıyor ama ne çare ya. Sevgili Peygamberimiz daha 6 yaşında büyük bir acı daha yaşayacaktı. Babasını kaybetmiş olan, yetim olan, babasız olan Abdullah, Muhammed Aleyhisselam artık öksüz de olacaktı. Artık annesiz de olacaktı. Babası yok, annesi yok. Bir çare olan Muhammed Aleyhisselam daha 6 yaşında annesiz de kalmanın acısını şimdiden yüreğinde hissediyor ve ağlıyordu. Kolay mı ya sevgili Müslümanlar? Bugün adam 50 yaşında olsa annesini kaybetse 3-4 gün kendine gelemiyor. Yürekler dayanmıyor. Anne bir başka. Hani bir laf vardır, annen yoksa hiç kimsen yoktur diye. Dünyada anne kadar acıyan olmaz. Anne demek bir merhamet demek. Anne acımak demek. Anne ciğer demek. Gönül demek. Anne her şey demek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu acıları daha 6 yaşında yaşıyordu ya. Allah Azze ve Celle ne imtihanlardan geçerek peygamber oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama öyle bir sessizlik var. Yer gök sessiz. Yer gök için için ağlıyor. Sevgili peygamberimizin annesi için yer gök için için ağlıyor. Yürekleri dağlanmış gibi ağlıyorlar. Sanki hepsinde sessiz bir çığlık var. Ama ses yok. Ama bütün yer gök üzüntü içinde. Sevgili çocuklar, bir ayet-i kerime var. Duhan suresinde Mevlamız buyuruyor ki orada: "Fema beket aleyhi es-sema'u vel ardu ve ma kanu munzarin."
yer gök ona ağlamadı diyor. Kötüler öldüğü zaman yer gök ağlamazmış ama iyiler öldüğü zaman, iyi insanlar öldüğü zaman sevgili çocuklar, sevgili izleyiciler, şu yeryüzü gökyüzü var ya ağlarmış. Ya Rabbi, iyi kullarından bir kişi daha ahirete gitti, öldü. Kötü kulların hala duruyor ama iyi kulların vefat ediyor diye yer gök ağlıyormuş. Evet. Hazreti Amine, yani peygamberimizin annesi, öylece yatıyor. Ölümünü bekliyor artık. Yani herkes onu hissetti. Sevgili izleyiciler, peygamberimiz ara ara ona soruyormuş. Nasılsın anneciğim? Vallahi yürek de ağlıyor ya. Ben bu Resulullah Efendimizin hayatını nasıl anlatacağım? Hazırlanırken de böyle çok duygusallaşıyorum sevgili çocuklar ya. Peygamberimiz, yani Allah'ın en sevdiği insan, Allah'ın en sevdiği peygamber, en mübarek insan, alemlere rahmet, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz, gurur duyduğumuz sevgili peygamberimiz, çocukluğundan vefatına kadar ya hep ağlamış, hep ağlatılmış, hep üzülmüş, ne mi imtihanlar yaşamış, ne dünya sıkıntıları, çilesi çekmiş yani Resulullah Efendimiz. Anlatmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Boğazımız düğümleniyor ya, böyle olur mu bilmiyorum. Hoş, sevinecek halimiz yok yani. Resulullah'ın şu hayatına bakın ya. Allah'ım, sevdiğim bu kulun, bu Muhammed Aleyhisselam neler çekmiş ya. Babasız kalmış, annesiz kalmış, yetim kalmış, öksüz kalmış, fakir kalmış, aç kalmış. İftira atmışlar, dayak atmışlar, onu sevenleri öldürmüşler. Yani peygamberimizin şu dünyada hiç yüzü gülmedi yani. Hep Rabbi için, Allah'ı için ne çileler çekti sevgili çocuklar. O yüzden bizim peygamberimizi çok iyi anlamamız, yaşamamız ve onu çok sevmemiz lazım. O bizim için sıkıntı çekti. İsteseydi hanımı Hazreti Hatice annemiz çok zengindi. Kimseye bir şeyler anlatmadan yaşayabilirdi. İsteyen inansın, isteyen inanmasın diyerek ticaret yapardı, para kazanırdı. Çok parası vardı Resulullah Efendimizin hanımının, Hazreti Hatice annemizin yani. Ama hepsini fakirlere dağıttı. İslam yolunda koştu. Bizim için koştu. Bizlere dua etti. Geceleri kalktı. Uykusundan uyandı. Abdest aldı, namaz kıldı. Ya Rabbi, ümmetimi affet dedi. Bizler için, sevgili peygamberimiz bizler için Allah'tan özür diledi. Affet ya Rabbi dedi ya. Bizim için dua etti, biliyor musunuz çocuklar, o gece yarılarında. Ümmeti dedi, ümmetim dedi, benim ümmetim. Bana inananları, benim dinimde olanları, ya Rabbi Müslüman olan bütün kardeşlerimi, ümmetimi affet dedi. Onların günahlarını affet dedi ya. Gece yaptı bunu. Gündüzleri öğlen namazından sonra, ikindi namazından sonra da yapardı. Ama gece en özel teheccüd vakti. Allah'ın en yakın olduğu kullarına en iyi tecelli ettiği anda o kalktı, dua etti bizler için. Biz nasıl kıymetini bilmeyelim bu güzel peygamberimizin ya. Gönlü şefkat hazinesi anne, biricik yavrusunun üzülmesini istemediği için şiddette acıyla kıvranmasına rağmen, her yanında acılar ve ağrılar olmasına rağmen şöyle bir kendini hafif bir toparladı. Dedi ki, iyiyim canım oğlum. İyiyim Muhammed'im dedi. Sonra kendinden geçti. Baygınlık hasıl oldu. Artık konuşacak takati, bakacak takati, duracak takati kalmamıştı. Bir ara su, su diye böyle bir inlemiş Amine annemiz. Peygamberimiz ok gibi yerinden fırlayarak hemen annesine su getirmiş. Ağızlarına, böyle mübarek ağızlarına hafif hafif su vermiş. Aman ha çocuklar, bak, ne olursa olsun, hangi halde olursa olsun, annelerimiz bizden haram bir şey isterse olmaz. Ama annelerimiz bir şey istediği zaman ok gibi fırlamamız lazım. Babalarımız bir şey istediği zaman yerimizden ok gibi fırlamamız lazım. Hemen yerine getirmemiz lazım. Tekrar ettirmememiz lazım.
Niye bu peygamber ahlakı? Bak peygamberimiz annesini şey demiş, hemen yapmış hemen. Biz de annelerimiz ve babalarımız bizden bir şey isterse onu hemen yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Evet. Hazreti Amine annemiz su içti. Sonra Peygamber Efendimizin o yumuşacık pamuk gibi ellerini tuttu. Gözlerini açtı. Peygamber Efendimizin o nur yüzüne doya doya birkaç kere daha baktı. Sonra annesinin omuzları Peygamber Efendimizin kucağında kaldı. Ve Amine annemiz orada hayata veda etti. Ruhunu Allah'a teslim etti. Bedenini Peygamber aleyhissalatu vesselama teslim etti. Ve Peygamber Efendimizin annesi vefat etti sevgili çocuklar. Artık aleyhissalatu vesselam babası yoktu. Şu andan itibaren, şu anlattığımız anda 6 yaşındayken artık annesi de olmayacak. Annesi vefat etmeden önce Peygamber Efendimiz'e koklamış ve şu şeyleri söylemiş, cümleleri. Ey diyor, oğluna söylüyor yani Peygamber Efendimiz'e. Ey diyor, Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Şimdi sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizin babası Abdullah doğduğu zaman, çocuklar olduğu zaman dedesi Abdülmuttalip adak adamıştı. Çocuklarından birini kurban edecekti. Ondan sonra kura çektiler. Peygamberimizin babasına kura çıktı. Yani babası kurban edilecek Allah yoluna. O kurban edilmesin diye 100 deve kesildi. 100. 100 tane deve kesildi sevgili çocuklar. 100 tane deve. En netice peygamberimizin babası da kesilmekten, kurban edilmekten o 100 deve karşılığında kurtuldu. İşte o yüzden diyor annesi, ey 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu diyor. Eğer rüyada gördüklerim doğru ise diyor, Peygamber Efendimiz doğacağı zaman Hazreti Amine annemiz, Peygamberimiz hamile kaldığı zaman bütün alem o karnına o bir nur çıkıyor, bütün alem, bütün dünya aydınlık oluyordu. Eğer diyor gördüğüm rüya doğru ise sen Allah tarafından Adem oğullarına helal ve haramı bildireceksin. Sen Ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip putlardan, putperestlikten koruyacak ve alıkoyacaktır. Ve dedi ki Amine annemiz, her yaşayan ölür, her yeni eskir, yaşlanan herkes zeval bulur, son bulur. Her şey fanidir. Evet ben de öleceğim, fakat ismim ebedi kâd edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurdum diyor. Arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış oldum diyor sevgili Müslümanlar. Ya Ebba köyünde 576 yılında Peygamber Efendimiz 5,5-6 yaşlarındayken annesi Amine'yi kaybediyor sevgili çocuklar. Ah be, kolay mı anne acısı, annesiz kalmak? Zor. Sevgili Peygamberimiz de Ümmü Eymen dona kalmışlardı. Dilleri tutulmuş, konuşabilecek takatleri yok, ağlamaktan başka hiçbir çareleri yoktu. Peygamber Efendimiz annesinin mübarek başı ellerinde böyle tutmuş. Anneciğim, anneciğim diye ağlıyor, gözyaşları akıtıyor, dayanılmayacak bir acıya dayanmaya çalışıyordu. Issız bir yerde, çölün ortasında annesiz kalmak ne demek? İşte bunu yaşamıştı Muhammed Aleyhisselam. Ama takdiri ilahinin önüne geçilmiyordu. Kendini toparladı Ümmü Eymen. Peygamber Efendimizin gözyaşlarını sildi. Bağrına bastı.
Üzülme, ağlama canım Muhammed'im dedi. Allah'tan geldi, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Can da onun, mal da onun. Hepsi bize emanet. Almak istediği zaman alır, vermek istediği zaman verir dedi. Sevgili Peygamberimiz bir ah çektikten sonra, bir iş çektikten sonra, böyle ağlaya ağlaya içini çektikten sonra, ben de biliyorum da ne yapalım, dayanamıyorum, anneciğim o benim diyerek ağlamamaya çalışıyordu. Sonra biraz ağladılar, sızladılar, yürekleri yandı, kavruldu. Biraz kendilerini toparladılar ve Peygamberimiz dedi ki, haydi emaneti sahibine teslim edelim. Dünyanın en bahtiyar annesi Hazreti Amine'nin bedeni orada toprağa gömüldü. Annesiz kalan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Eymen'le beraber yolda devam ettiler. Yol boyunca annesiz kaldığını hissettirmemek için Ümmü Eymen annemiz, Peygamberimiz ona anneciğim dedi çünkü daha sonradan. Onu böyle anne gibi kabul etti. Yolda bile hatta ona öyle bir yavru muamelesi yaptı ki evlat muamelesi. Peygamberimiz Mekke'ye dönene kadar belli yerlerde ona anne, anne diye seslendi. Ve onu her gördüğünde Peygamberimiz dedi ki annemden sonra annem, annemden sonra annem demiştir. Ona çok iltifatta bulundu. Çünkü gerçekten insanlar bazen görüyorsunuz işte bakıcılar tutuluyor, bilmem ne yapılıyor. Çocuklara dövüyorlar, zulmediyorlar, kötülük yapıyorlar. Ama o aynen bir evlat gibi evlattan öte ona muamele etti. Çok iyiliklerde bulundu. Şimdi bu Ümmü Eymen var ya çocuklar. Peygamberimizin yanında yetişen Zeyd vardı. Zeyd radıyallahu anh. Peygamberimiz onu Ümmü Eymen annemizi o Zeyd radıyallahu anh efendimizle evlendirdi. Ve ondan da meşhur bir sahabe var. Üsame radıyallahu anh. O da Üsame'nin işte annesi oldu yani. Üsame gibi çok güzel, kaliteli bir sahabenin annesi oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Peygamberimizin yanında hizmet yapıyordu Zeyd radıyallahu anh. Peygamberimiz Ümmü Eymen'i onunla evlendirdi. Ve Üsame diye meşhur bir sahabe işte onların çocukları oldu. Sevgili çocuklar. Nur yüzlü kainatın efendisi. Soruları birazdan okuyacağız inşallah. İnşallah diyelim. Öksüz yetim kalınca Allah onu hafız ismi yani muhafaza edici olarak onu muhafaza etti sevgili çocuklar. Ve ayeti kerime Rabbin seni yetim bulup da barındırmadı mı? Duha suresinde. Ve zuha ve leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kalâ. Rabbin seni yetim bulup da barındırmadı mı? Sana sahip çıkmadı mı? Ya Allah hepimize sahip çıkar. Allah hepimizin yardımcısı. Allah hiç kimseye anne babacısı yaşatmasın inşallah sevgili izleyiciler. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz Hudeybiye umresinde Ebuva denilen o yerden geçecek. Annesini gömdüğü yerden geçecek. Sonra da teessüründen, üzüntüsünden ağlayacak. Öyle olunca onun mübarek gözlerinden yaşlar akınca sahabeler de ağlayacak. Hep beraber hüngür hüngür ağlıyorlar, ağlayacaklar sevgili Müslümanlar. Sevgili Peygamberimiz ağlayacak. Soruyacaklar ona ya Resulallah niçin ağlıyorsunuz? Niçin ağladınız ya Resulallah? Ama Peygamberimiz öyle bir ağlıyor ki durduramıyorlar. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor sevgili Peygamberimiz. Dedik ya sevgili çocuklar çok duygusal ya. Buralara hazırlanırken de böyle. Şimdi Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah niçin bu kadar hüngür hüngür ağladınız, hıçkıra hıçkıra ağladınız deyince
Sevgili peygamberimiz diyecek ki anneciğimin diyor benim hakkımdaki şefkat ve merhametini düşündüm. Ve ona ağladım diye cevap verecektir. Sevgili peygamberimiz artık Mekke'ye geliyor. Peygamberimiz artık Mekke'ye geliyor ama kimsiz geliyor, annesiz geliyor. Herkes bir bakıyor ki peygamberimiz yanında sadece bakıcısı olan, dadısı olan Ümmü Eymen'le gelmiş. Anlıyorlar ki annesine bir şeyler oldu herhalde. Soruyorlar Amine nerede? Amine artık Allah'ın huzurunda. O ahirette, o artık dünyada değil diye cevap veriyorlar. Peygamberimiz 6 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib'in himayesine giriyor. Onun yanında, onun himayesinde sevgili çocuklar yetişmeye, büyümeye başlıyor. Ama peygamberimizin dedesi kim Abdülmuttalib? Biraz onu tanıyalım. Çok üstün meziyetlere sahip. Çok dürüst, heybetli, tatlı yüzlü, nezaketli, cömert, yardımsever, hatta hayvanlara bile son derece iyilik yapan, iyi davranan, köpeğinden, kedisinden, devesinden, orada hangi hayvanlar varsa, kuşlara kadar hepsine yemek ayarlayan, su ayarlayan bir zattı dedesi Abdülmuttalib. Cahiliye döneminde herkes puta taparken o tapmadı. Herkes cahiliye döneminde kız çocuklarını, tabii peygamberimizin döneminde Mekke'de sevgili çocuklar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı ya. Çocuğu kız olan anne babalar utanç duyuyordu biliyor musunuz? Öyle bir cahil bir dönem vardı. Öyle canavarca bir dönem vardı. Çocuklarını diri diri toprağa gömenler. Allah'ın muhafaza eylesin inşallah. O karanlıklar içerisinde peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib hiç yanlış yapmadı. Hiç putlara tapmadı. O Hanif dini İbrahim Aleyhisselam'dan kanan tek Allah inancını en güzel şekilde yaşamaya devam etti. Hatta sevgili dedesine Abdülmuttalib'e dürüstlük adaletinden dolayı ikram severliğinden dolayı ikram etmeyi severmiş. Yardım etmeyi severmiş. Elinde olanları paylaşmayı severmiş. Şimdi biz de çocuklar olarak bazen yeri gelecek oyuncaklarımızı, bazen elimizde bir pastamızı, kekimizi ne yapacağız? Paylaşmamız gerekiyor değil mi sevgili çocuklar? Aynen öyle inşallah. Yaşlı dede, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çocuk sevgisi, torun sevgisi çok fazlaydı. Hele torunu var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çok bir seviyordu, daha ayrı bir seviyordu. Abdülmuttalib etrafa nur saçan birisiydi. Çok güzel dedelik yapıyordu. Çok güzel bir insandı. Kimseye kötülüğü olmazdı. Artık peygamberimiz bu yaşlı dedesinin yanında adeta samimi bir arkadaşı, bir ortağıydı. Dedesinin minderine otururdu. Mesela Abdülmuttalib'in Kabe'de bir minderi vardı sevgili çocuklar. O mindere Abdülmuttalib'den başka kimse oturmazdı. Ama peygamberimiz hep oraya otururdu. Peygamberimizi oraya oturturdu Abdülmuttalib. O benim güzel neslim, ceddim. Ona dokunmayın. O ne isterse yapsın derdi. O ileride çok büyük namı olacak birisiydi derdi. Yine dedesi uyurken bak şimdi. Siz de dedelerinizle böyle samimisinizdir inşallah. Abdülmuttalib uyurken uyandırılmayı sevmezdi. Sevgili peygamberimiz haricinde kimse dedesini uyandıramazdı. Eğer uyandırılacaksa peygamberimize derlerdi ki ey Muhammed dedeni bir uyandırsana ya. O da giderdi şöyle sakallarını bir sıvardı dedesinin. Yanaklarından bir öperdi dedesinin. Alnından bir öperdi kucaklardı böyle. Dedeciğim, dedeciğim kalkar mısın? Bak böyle böyle şeyler var derdi. Ya sevgili peygamberimiz ne merhametli. Ne kadar sevecendi ya. Peygamberimize bak dedesi her zaman yanı başında oturtuyor. Şimdi anneler babalar biraz dedelere kızıyorlar. Ben buradan anne babalara bir çift sözüm var.
sorulara geçeceğim. Bayağı soru geliyor ama ya yoksa peygamberimizin hiç hayatını anlatamıyoruz sorulardan. İnşallah anlatacağız Allah nasip ederse. Anlatalım ki o da güzel olsun. Şimdi peygamber efendimizi mesela bak dedesi neler yapıyor değil mi? Dedeler biraz şımartır. Olabilir bu yani. Dede ya bu. Torun sevgisi anne baba sevgisi gibi değil. Anne baba eğitimci gibi sever. Ama dede artık sadece sevgiyle muamele eder. Sadece sevgiyle hareket eder. Şimdi dedeler veya anneanne babaanneler bir sevgi yapıyor. Anne baba buna karışıyor. Karışmayın kardeşim. Dedeler böyle sever. Bak Peygamber Efendimiz Abdülmuttalib'in ya kendi arkadaşları, kendi çocukları, kendi hanımı hiç kimse onun minderine oturmuyor. Ama o geliyor minderine Peygamber Efendimiz'i oturtturuyor. Hiç kimse onu uyurken uyandıramıyor. Ama geliyor o Peygamber Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz onu uyandırabiliyor. Yemeklerde hep yanına alıyor onu. Muhammed'im torunum gel neredesin diye. Sevgi kardeşim dedeler böyle sever ya. Anneanne babaanneler böyle sever. Tutup da anneler babalar biraz itiraz etmeyin. Biraz şımartır dedeler neler. Anne babalar eğitimci gibi ama dedeler neneler eğitimci gibi değil de sevginin ağır bastığı bir sistemle sevmeleri lazım. Bunu da aklınızda iyi tutun. Yanına oturtur, ona en iyisini alır, giydirir, yedirir, içirirdi böyle. Kendi elleriyle Peygamber Efendimiz'i beslerdi. Kendi elleriyle ona su içirirdi. Kendi elleriyle giydirirdi, ona elbiseler diktirirdi vesaire. Şimdi sevgili Müslümanlar, bakın bunu çok iyi örnek alın. Özellikle dedeler bu konuda hassas. Ne anneanneler, babaanneler hassas. Ama anne babalar çocukları şımartıyor diye annelerine babalarına çok götürmüyorlar. Çocuklar şımarsın ya, bir şey olmaz. Dedelerinle nelerinde şımarsın. Ama anne baba eğitimci olduğunu unutmasın. Anne baba biraz eğitimcidir. Ona da dikkat etmesi lazım. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz'i dedesi bir yere gönderiyor. Şu develeri bir bul gel diyor, getir diyor. Kaybolan deveyi bul gel diye gönderince vakit baya bir gecikiyor. Ama ortada ne deve var ne Peygamber Efendimiz var. Bunun üzerine sevgili çocuklar öyle bir korkuyor, ağlıyor, üzülüyor ki dedesi. Hemen gidiyor Kabe'ye. Ellerini Kabe'nin duvarına sürtüyor. Ey mukaddes beytin sahibi yüce Allah'ım diyor. Allah'ım ben torunuma dayanamam ya Rabbi. Ne olur bana ona geri gönder, geri getir. Ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım diye böyle Rabbine dua ediyor sevgili çocuklar. Böyle dua ediyor Rabbine ya. Sevgili Peygamberimiz için öyle ciğerinden dua ediyor. Öyle seviyor yani Peygamber Efendimiz'i. Sonra akşam oluyor. Herkes üzüntüyle bakıyor etrafa. Bağırıyorlar Muhammed, Muhammed diye. Mekke'nin etrafına herkes çıkmış. Böyle bağırıyorlar Muhammed, Muhammed diye ama ses yok. Derken saatleri bayağı ilerlerken bir bakıyorlar gecenin ilerleyen saatlerinde Peygamber Efendimiz devesiyle beraber çıka gelmiş. Dedesi var ya öyle bir sevinçle kucaklamış ki bak burada anne babalara yine bir ders var. Çocuklarımız eğer bizden istediği bir şey isteriz veya yapamazlarsa veya gecikirlerse ne yapmıyoruz? Çocuklarımıza kızmıyoruz. Sarılıyoruz. Sarılıyoruz. Oğlum. Güzel oğlum. Nasılsın? İyi misin? Bir yerin acıyor mu? Hasta mısın? Konuya hiç girmeyeceksiniz. Nerede kaldın? Niye bizi merak ettirdin? Niye böyle yaptın? Niye geciktin? Asla onlara iteleme, geri plana atma, bağırma yapmayacaksınız. Bak peygamberimizin hayatına bakın neler yaşamış. Hiç kızma var mı? Yok. Ondan sonra yavrum dedeciğim diyor. Senin için o kadar üzüldüm ki, o kadar feryat ettim ki. Bir daha diyor seni böyle bir yerlere ben göndermem. Yanımda hiç ayırmam diyor. Bulmaya gideceksek beraber bulmaya gideriz. Bulacaksak biz buluruz. Torunum diyerek Peygamber Efendimiz'i böyle büyük bir sevgiyle kucaklıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
gerçekten bir daha dedesinin yanından hiç ayrılmıyor. Hiç ayırmıyor bile onu. Şimdi burada kaldık sevgili izleyiciler. Şimdi soruları soracağız. Sorular gelmiş. Bakalım bugün izleyicilerimiz bizlere neler sormuşlar? Neler soruyorlar? Onlara bir bakalım inşallah. Evet. Adım Yağmur Nur Arıcı, 9 yaşındayım. Silivri, İstanbul'da oturuyorum. Allah'a emanet olun. Sizin sayenizde çok güzel şeyler öğreniyoruz. Canım kardeşim benim be. Allah Peygamber Efendimizin yolundan, şefaatinden bizleri ayırmasın inşallah. Hocam ben her zaman sizi izliyorum. Babaannemle Allah razı olsun demiş. Teşekkür etmiş. Biz de kardeşimize teşekkür ediyoruz inşallah. Evet. Telefonla arama yapmıyoruz. Hocam erkeklerin diz altını erkeklere göstermesi günah mıdır? Yok. Diz altı, şu dizlerimizin olduğu yerin altı, bir de göbekle diz kapağı arası bizim erkeklerin mahrem yeridir. Orayı başka erkekler de göremez. Ama göbekten yukarısı, bir de diz kapağının altını erkekler görürse bir günahı olmaz. Hocam ben Abdülkadir, sizi severek izliyoruz. Dedem rahatsız, dua eder misiniz? Ne demek ya? Hemen dua edelim inşallah. Rabbim sevgili Abdülkadir kardeşimizin dedesine acil şifalar ikram eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize de ikram eyle. Şu TV'de izleyicilerimizden kimler varsa hasta olanlar. Kendisi hasta olan olabilir. Annesi, babası, yakını, akrabası, komşusu, sevdiklerinden hasta olanlar olabilir. Ya Rabbi sen şifalar ikram eyle. Şifa vermek senin elinde. Yaratıcı sensin ya Rabbi. Her şeye gücü yeten, kadir olan sensin. Biz buna sonsuz iman ediyoruz ya Rabbi. Sonsuz inanıyoruz ya Rabbi. Sen şifalar ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Evet. Hocam selamun aleyküm. Namazlarda rekat sayısını şaşırıyorum. Ne yapmam lazım? Şaşırmaman lazım. Eğer çok şaşırıyorsan namazlarda, hiç şaşırmıyormuş gibi davranman lazım. Bak. Eğer çok şaşırıyorsan namazlarda, hiç şaşırmaman lazım. Şaşırmıyormuş gibi davranman lazım. Öbür türlü vesvese olur. Bu sefer abdest alırken de yanlışa düşersin. Acaba abdestim oldu mu olmadı mı dersin. Namazım oldu mu olmadı mı dersin. Sevgili izleyicimiz, ne yapman lazım? Eğer çok şaşırma yapıyorsan kulağını vesveseye tıkayacaksın. Sen kaç kılıyordun? Kafanda hangisi var? 3 mü 4 mü diye şaşırdım. Hangisini istersen kıl. Ama devamlı her gün yaşıyorsan bunu, senin yapman gereken ne? Düzeltmeye çalışmayacaksın. 3 mü 4 mü diyorsan ya 3 yapacaksın ya 4. Şey yapmayacaksın. Kulak asmayacaksın. Vesveseye kulak vermeyeceksin. Yoksa şeytan seni çok aldatır. Allah korusun, mahvolursun yani. Hocam bebeğimiz olacak. Dua edin Allah peygamber aşkıyla büyüsün demiş. Ya Rabbi bu kardeşimizin evladı olacak, bebekleri olacak, kız ve erkek. Kızsa salih, saliha olsun. Erkekse salih. Yani Allah'ın sevdiği kullarından olsun inşallah. Müttakilere imam olsun. Evlatları anne babasına hayırlı olsun inşallah. Günahtan, şirkten, haramdan razı olmadığın her türlü günahtan uzak dursun inşallah sevgili Rabbim. Evet. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaramaz çocuklar için okunacak dua var mı? Yahu. Arama yapmayalım. Arama yapmayalım sevgili izleyicilerimiz. Bakın sevgili anneler babalar, çocuklar yaramaz değil ha. Çocuk yaramaz değil. Çocuklar yaramaz olmaz. Onlar yaşını yaşıyor ya. Onlar şu anda yaşını yaşıyor. Onlar için ne yapabilirsiniz? Söyleyeyim. Sabah akşam Ayetel Kürsi okuyun. Akşamlar evinizde bağırarak Aminler Resulü okuyun. Nazar duası, nazar ayetlerini okuyun.
İşte estağfirullah billahi ve yekadüllezine kefru leyizdikûneke bi ebsârihim lemmâ semi'u zikra ve yekûlûne innehu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn. Bu nazar ayetidir. İşte hasbiyallahu duası var, bismillahirrahmanirrahim duaları var. Yani bunları okuyun, çocuklarınıza yaramaz demeyin ya. Yani çocuk dediğimiz şey zaten kural dışı hareket eder. Böyle tutup da onu beklet, oturt, oraya zıplamasın, buraya hoplamasın. Yani robot mu istiyorsunuz siz? Çocuk mu istiyorsunuz? Çocuk dediğimiz şeyin tarifi ne? Çocuk dediğimiz şeyi Allah namazı emretmez. Kur'an emretmez. Oruç emretmez. Ona her şey serbest ya. Ona her şey serbest. Ama yapmayalım. Çocuklara yaramaz değil. Çocuklarımız için ne yapabiliriz? Ayet-i Kerim okuyabiliriz. Elem Neşrah suresini okuyabiliriz. Onlara dua edebiliriz. Ama onlara yaramaz diyemeyiz. Çocuklar yaramaz değil. Sadece yetişkinlere göre onların hareket tarzı farklı. Yaramaz ne demek? İşe yaramaz gibi. Ne demek işe yaramaz? Allah onu işe yaramaz diye mi yarattı ya? Allah seni anne baba olarak seçmiş, yaramaz olsun, işe yaramayan bir evladın olsun diye mi? Nice çocuklar vardır. Küçükken herkes anne baba onlara farklı konuşur. Bundan adam olmaz der, bilmem ne der. Ama Allah var ya, o anne babaya, o evladı öyle bir yetiştirir ki anne baba o çocukluğunda ona söylediği sözlerden dolayı sabah akşam özür diler. Çünkü çok hayırlı evlat çıkar. Evet. Bursa'dan selamlar. Allah'a emanet olun. Karaca'dan demiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun. İki kardeş izliyoruz. Anneannem de bizimle beraber. Peygamberimizi seviyorduk ama sizle beraber daha çok seveceğiz inşallah demiş. Allah razı olsun. Hocam namaz kılarken son iki rekatta Fatiha suresiyle beraber namaz tam şeyi anlayamadım ama devamını yok yani öyle kalmış. Fatiha suresiyle beraber namaz bozulur mu demiş. Hocam tuvalet temizliği hakkında bilgi verir misiniz demiş. Şimdi sevgili Müslümanlar öncelikle tuvalet temizliği necaset sonuçta yani çok önemli bir şey. Eğer o tuvaletteki necaset elbiselerimize bulaşırsa namazımız kabul olmayabilir. O yüzden ne yapmak lazım? Bir kere hasta olanlara bir şey demiyorum. Hasta olmayanların o alafranga oturmalı tuvalet değil, alaturka dediğimiz normal tuvalet iyice yere eğilerek tuvalet ihtiyacımızı gidermemiz lazım. Ondan sonra giderdikten sonra iyice o akıntının mesela idrar yapıyorsa çocuklar idrarının bitmesini beklemesi lazım. Bir anda hemen ayağa kalkmaması lazım. Bittikten sonra da orayı yıkaması lazım. Diğer şekilde de büyük necaset eğer yaptığımız zaman da onu da bir güzel yıkamak lazım. Ondan sonra da Allah'ın izniyle ne namazımıza sıkıntı olur, ne abdestimize sıkıntı olur. Hem de sağlık açısından alaturka değil, alafranga değil, alaturka dediğimiz oturmalı tuvaletler değil de iyice yere çöktüğümüz normal tuvaletler en sağlıklı onlardır. Midede, bağırsağa, karna çok iyi rahatlık verir ve bu ileride başka türlü hastalıkların meydana gelmesini engeller sevgili izleyicilerimiz. Evet. Hocam borcumuz var bize dua edin demiş. Allah-u Teala acilen bu borcu olan bütün kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylıkları ikram ve ihsan eylesin inşallah. Evet bu soruyu da atlayalım. Bu da uzun. Sevgili izleyiciler şimdi uzun yazdığınız zaman uzun yazdığınız zaman onu okuyorsun. Bir de ona toparlamaya çalışıyorsun. Uzun oluyor. Daha sonradan inşallah cevaplayacağız onları. Hocam selamun aleyküm. Bize büyüklerimiz yani kaynanamla kayınpederim bize zulmediyor diyor. Deme öyle. İmtihandır. Niçin böyle yapılıyor onu da bilmiyorum. Yani buradan anneler babalar
gelinlerinize, damatlarınıza zulmederek bir şey kazanamazsınız. Onlara trip yaparak bir şey kazanamazsınız. Onları sevin ya. Sevgiyle yaklaşın. Bak Allah Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ Fussilet suresinde 24. cüzün sondan 1. sayfası. İyilikle kötülük bir olmaz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Allah diyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Sen diyor aranda düşmanlık olan veya aranızda böyle soğukluk var. Belli ki böyle birbirinize küs gibisiniz. Birbirlerinize iyi davranmadığınız birileri var. Sen diyor öyle durumlarda en iyi şekilde muamele et. En iyisiyle davran. Bir bakmışsın ki diyor o aranızda kötü olduğunuz kişi bir anda sanki sımsıkı çok yakın bir arkadaş, dost olabilir diyor. Tatlı dil güzeldir. Tatlı davranışlar güzeldir. İslam'ın güzel ahlakı vardır, yüce ahlakı vardır, büyük ahlakı vardır. Sevgili izleyicimiz, evet. Hocam ben Ela size nasıl cevap vereceğiniz sorularınıza yani. O İlmihal dersinde Yavuz Hoca vardı. Vallahi onu nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. İnşallah bu mesajı onlara iletelim inşallah. Selamun aleyküm hocam. Mahmut hocamız için 1000 estağfurullah, 100 tane elhamdülillah, 1000 tane elhamdülillah okundu. 1500 tane de salavat okudum. Allah razı olsun. Allah Efendi Hazretlerimize şifalar ikram eylesin inşallah. Hocam ben Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum sizin sayenizde. Allah razı olsun demiş. Rica ederim. Sabahları saat 10'da 10 ile 10.50 arası Mehmet hocamız, Derviş Mehmet hocamız Kur'an öğretiyor. Sabahları 9 ile 9.50 arası da Yusuf Özkan hocamız Elif Bağ öğretiyor. Elif cüzü öğretiyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam Allah şifa versin de Mahmud Efendi Hazretleri'ne demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Vaktimiz doldu. İnşallah geri kalan soruları sonradan cevaplayacağız. Allah Sultanımız Efendi Hazretlerimize şifa versin. Tüm TV izleyicilerimizin hasta olanlarına, hastalıklarına şifa versin. Borçlu olanlarına ödeme kolaylıkları, dertli olanlarına da dermanlar ikram eylesin sevgili izleyiciler. Allah hepinizden razı olsun. Yarın yine inşallah bu saatte buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.